Selam arkadaşlar. Bugün multi time frame analiz yaparak trend yönü veya trend tersi nasıl işlem alabiliriz? Bu işlemleri nereye kadar tutabiliriz? Belirlediğimiz bölgelerde nasıl konfirmasyonlar alabiliriz? Biraz bunu göstermeye çalışacağım size. Tam backtest niteliğinde bir video olmayacak. Hani fiyatın zaten gittiğini görüyorsunuz alacağım şeylerden. Ama burada önemli nokta, herkes fiyatın yükselecek düşecek diyebilir ama bu işleme nereden gireceksiniz? Önemli olan nokta bu. Şimdi anlatmaya geçmeden bir şey daha söyleyeceğim size. Ben bazı videolarımla hani basit anlatmaya çalışıyorum. Bazı videolarımda birazcık daha kompleksleştiriyorum. Asıl bunun nedeni şu. İlla ki şu sözü duymuşsunuzdur. İşleme girerken basit düşünün. Yapıyı basitleştirin. Ben buna sonuna kadar katılıyorum. Ama yapıyı basitleştirmeniz için ilk başta mantığını anlamanız lazım. O kargaşayı anlamanız lazım. Atıyorum fiyat. Mesela şöyle göstereyim. Fiyat şurada niye bunu yaptı? Niye aşağı düştü? Ya da şurada niye sıkıştı? Ya da atıyorum mesela bir QML konseptini düşün ya da başka bir konsepti. Neden bu konsepti yaptı? Burada ne vardı? Eğer bunların sorusunu kendinize verebiliyorsanız, bu soruların cevabını daha doğrusu kendinize verebiliyorsanız, siz yapıyı basitleştirin. O zaman daha da ilerlersiniz. Çünkü kargaşadan kurtulursunuz. Ama siz o QML'in ya da atıyorum başka bir konseptin ya da bir order'ın ya da bir likit dağılımının neden gerçekleştiğini anlayamıyorsanız, siz istediğiniz kadar bu yapıyı hani basitleştirin, bir noktaya kadar gidersiniz. Bir noktadan sonra bunun devamı gelmez. O yüzden benim size tavsiyem, grafiklerde çalışırken neden sorularını kendinize sorun. Neden bunu yaptı? Bunu yapmasa ne olurdu? Ya da bunu yaptıktan sonra ne yaptı? Nasıl bir yol izleyebilir? Ne düşünüyor? Ya da nerede kimleri avladı? Bu soruların cevabını bulduğunuz an daha da bir üst sekmeye geçeceksiniz. Daha da uzatmadan günlük konuşmamızı yaptığımıza göre grafikten bakalım neler yapmış grafik. Şimdi yapımız bakın aşağı yönlü düşüyor. Sonra şurada bir yapı değişimi geliyor fiyata. Şimdi burayı bir belirleyelim. Şimdi burası günlük. Günlüğümüzü belirledik. Sonra günlükteki base bölgemizi belirleyelim. Yani şimdi ben atıyorum base bölge diyorum falan diyorum ya. Şimdi bunlara çok takılmayın. Ben çizdiğim bölgelere bakın. İsterseniz kendinize göre bir isim verin. Hiç önemli değil. Hatta bu videoda kutu diyelim. Çizdiğimiz kutu. Bu kutu niye önemli? Tam kırılım bölgesinde oluştu. Kafaya yazdık. Neden önemli? Kırılım bölgesinde oluştu. Sonra biz ne biliyoruz? Bakın. Şimdi bir kırılım geldiğinde bir burada order'ımız vardı. İşte bir de şu alanda kırılımdan sorumlu order vardı. Şimdi ne yapıyoruz? Bizim base bölgemizin kırılımdan sorumlu order'ı neresi abi? Şurası. Bunu da belirledik. Aynı şekilde bak. Şurada kırılımı belirlerken buradaki kutumuzu belirledik. Alanı. Buradan aynı şekilde bura kırılırken buradaki kutumuzu belirledik. Mavi kutu. Bunun adı mavi kutu olsun. Mavi kutuyu belirledik. Sonra şimdi fiyatı takip edeceğiz. 4 saatlikte bir şey görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. İlk trend tersi nasıl işlem alabiliriz? Düştük abi 15'e. İsterseniz 1'e işte 45'e 30'a da düşebilirsiniz. Ama ben daha çok şimdi 4 saatten 15'e düştüğünüzde swingleri daha güzel görürsünüz. O yüzden 4'ten direkt 15'e düşüyorum. Ya da atıyorum 8 saat çalışsam mesela 30 dakika ya da 1 saate düşerim. Şimdi swingleri belirliyorum. Swing low. Şurası tamamen bir sıkışma bölgesi. Sonra swing kayım. Pardon. Aynen burası. Swing kayım. Şu swing low'un swing kayı da şurası bakın. Şu bölge. Burası çok hani küçük bir alan olduğu için çizmedim ilk başta. Sonra aşağı yönlü bir düzeltmesi var. Swing low'un. Şayet şu yukarıdan geldiğinde şu aşağıyı kırsaydı bu fiyatı buraya getirecekti. Nasıl getirecekti? Yapı geldi, aşağı kırdı, düzeltme verdi, aşağı getirdi. Buradan çevirecekti fiyatı. Sonra swing low'umu belirledim. Buradan fiyat bakın yukarı yönü çıkıyor. Yeni swing kayım. Neden buraya aldık? Çünkü fiyat şu an iki swing arasında. Şuralar bizim için kargaşa. Almıyoruz buraları. Sonra devam ediyorum. Swing low'umu belirliyorum. Sonra tekrardan swing kayım.
sonra tekrardan swing low. Bakın daha aşağı yönlü bir kırılım gelmedi. Kırılım geldiği an biz işleme bakacağız. Çok güzel. Bakın. Kırılımımız geldi. Şimdi buradan 15 emlik karakter değişimimiz. Şöyle bir 5'e, şöyle ilk başta 15'te biz ne biliyoruz bakın. Kırılımdan sorumlu oradır. Şimdi neresi? Şu bölge. Tamam mı? Aslında. Şurayı bir şöyle bir göstereyim size. İlk başta şurayı alalım. Bir de şu alan var. Sonra 5'e düşüyorum. 3'e düşüyorum. Daha doğrusu başka bir şey daha göstereceğim size. Bakın bu da önemli. Şimdi şunu bir sileyim. Bakın. Şurada bir fitil var. Bu fitil aslında şurayı swing oluşturur. Bunu zaman zaman göreceksiniz çalışa çalışa. Burayı bir swing oluşturur. Benim burayı almaktan çok aslında şurayı almam lazım. Sonra devam ediyorum. Bakın. 5, 3. Şimdi şurayı revize ediyorum. Bunu şöyle alıyorum. Şurayı da şuna göre kaldırıyorum. Buradaki order'a göre teması var diye de şuraya kadar da revize ediyorum bölgemizi. Şimdi benim iki tane dönüş alanım var burada. Bir burası, bir burası. Sonra bu alanlarda bence şurası tutmayacak. Çünkü burada hani evet bir order'ı var ama bu order bence fasafisi olacak. Çünkü buraya kadar getirmez fiyatı ilk başta. Çünkü düzeltmeye gidecek. Dönüşte de herkes bu order'ı diyecek ki abi burada bak Mertcan burada imbalanslı order var. Buradan gel bir shortlayalım. Yemez. Sonra devam. Şimdi şu alanda ne yapacak ona bakacağız. İzleyelim. Bakın bir şurada likit de almış. Şimdi şuranın altına geçerse bu yapı aşağı yönlü dönmeye başlar. Geçti mi? Yok. Devam ediyorum. Bir tur daha mı likit de aldım? Çok güzel. Bak, bir tur daha likit de geldi. Devam. Evet şimdi bölgemizi düşürdük. Şimdi bizim için şu likit de alanımız vardı ya. Buradaki likit de alanı aldıktan sonra order'ın altına düşürdü. Bakın swinglerden bahsetmiyorum. Likit de aldıran order'ın altına düşürdü. Hiç burayı şimdi şunu silelim. Buranın kırılması nereden sorumlu? Şu alandan sorumlu. Bölgemizi de belirledik abi. Çok güzel. Bakın şurası da aslında önemli. Burası niye önemli? Şimdi onu da söyleyeyim size. Buradaki kutumuz da şu. Şurada bir likit de alındı. Burada, şurada ilk alınan likit deden sorumlu order. Bu geçilirken buradan yapıldı. İlk temas buradan alınır ama emirler daha çok buradadır. Devam ediyorum. Çünkü son yapılan hareket önemli. Bunların rengini de değiştirelim. Birazcık rengarenk yapalım grafiğimizi. Bu sefer de turuncu kutularımızı oynayacağız. Devam. Bakın şimdi aşağıdan bir düzeltme verdi. Bunun likiditesini aldı. Bunun likiditesini alması demek normalde fiyat bana göre ilk başta şuradan dönme ihtimali varken ne kadar emirler şurada olsa da bu likitte alımı fiyatı daha yukarı götürebileceğini gösterir. Devam. Bakın tepkisini aldı. Sonra ne yaptı? Fiyatı yukarı yönlü çıkardı. Artık son durak noktamıza bence geldik. Şimdilik şurası bizim için bakın bu bölgeye yine aynı şekilde diyorum. Şu bölge yine fiyatı kolay kolay getirmez. Niye getirmez biliyor musun? Çünkü herkes burayı bekliyor. Niye? Abi imbalans var. Abi biz imbalansı biliyoruz. Likit de var. Ya da şey var. Order var. Engulf'u var. İşte fiyat öyle işlemiyor artık. Sonra devam ediyorum. Bakın yine likit de alındı. Likit deden sonra şu alan. Bakın likit deden sorumlu. Bölge. Altına kırdı. Tamam. Ben abi buradan dahil oluyorum bu işleme. Ya da şurasından da dahil olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Buradan dahil oluyorum. Bakın bu agresif bir giriştir. Şimdi nereye kadar tutacağız? O önemli. Şöyle bir yapı inceleyelim. Neyimiz var? Bakın yapımız çok güzel gidiyor. Ama burada önemli noktalar. Şimdi ben size geçen hangi videoda hatırlamıyorum. Şöyle bir şey anlatmıştım. Atıyorum fiyat aşağı yönlü geliyor. Bakın bunu bir dakikalık düşünün. Şöyle bir tur daha insin. Sonra yukarı çıkıyor. Bakın. Bir tane daha çıkıyor. Bir tane daha çıkıyor. Şimdi burada ne yaptı? Bakın yapımız karakter değişimini verdi. Sonra boss yaptı. Boss'unu verdi. Bir veya iki tane daha boss'tan sonra. Şimdi bu bir üst zaman dilimine çıkar o zaman. Şimdi şunun rengini değiştirelim. Pardon. Şunun rengini değiştirelim. Bu sefer yapıya şöyle bakacaksınız. Tabii şu an yerleri sallıyorum ama hani
yapıya mesela şöyle bakın. Şöyle bakın. Sonra bu düzeltme verir. Bir anda bir aşağıya getirir yapıyı. Hatta böyle de yapmaz. Böyle de yapmaz. Pardon. Şuraya kadar getirir. Şuraya kadar getirir mesela kırılımı. Kırılım geldikten sonra buradan aşağı yönlü düzeltme verir. Bu sefer ne olur? Bizim alt zaman diliminde girdiğimiz işlemler stop olur. Çünkü biz ya şuraya koyduk ya şuraya koyduk stopumuzu, değil mi? Ya şuraya koyduysak okey. Ama biz burada oraya koyduk mu koymadık. O yüzden bu işlemi kısa tutacağız. Bunu anlatmaya çalıştım. Hop. Ne yaptım? Tamam. Şimdi nereye kadar kısa tutacağız? Bu da önemli. Bakın fiyat yükseliyor. Şurada bir patlama olmuş, değil mi? Bakın şimdi fiyatı yavaş yavaş inceleyeceğiz. Patlama olmuş. Bu patlamanın o nasıl diyeyim? Başlangıç noktası neresi? İlk başta onu belirleyelim. Şimdi çoğu kişi burası diyebilir. Ama burası aslında şuradaki, bakın şuradaki yükselişin bir dağıtım evresi. Bu patlatma noktası burası değildir. Buradaki patlatma noktası arkadaşlar şurası. Şu alan. Bakın bu alan. Bu alandan başladı aslında her şey. O yüzden burası evet bir durak noktası olabilir ama burası değil. Şimdi burada önemli nokta şu. Bakın. Fiyatımız swing low oluştuktan sonra yapı geliyor geliyor geliyor. Bakın yine buraya da bir kutu bırakmış. Kutumuzu çizelim bakın. Şu alan. Bu alanı bırakmış değil mi? Sıkışma bölgesidir aslında burası. Ama burada önemli olan ne biliyor musunuz? Fiyat şuraya kadar bakın bir temas vermiş. Şu bölgeye kadar. Bir daha bu bölgeden aşağı düşememiş değil mi? Buradan bakın bir daha aşağı düşememiş. Şuradaki hatta şöyle alsak daha güzel olur. Buradan bir daha aşağı düşememiş ve bu alanda hiçbir likit de kurgusu yok. Burayı bırakmış bize. Ayrıyeten burada bakın imbalansı var. Hani şunu diyecekler yine. İmbalans var. Bakın şimdi şurada likit de var. Tamam mı? Burası likit de diyelim. İmbalansı var. Fiyat buraya kadar gelecek. İmbalansın altında order var. O zaman bu order bunu tutar. Likit de aldıktan sonra. Ama önemli bir bölge değil işte burası. Devam ediyorum. Bakın şimdi bölgemizi belirledik. Fiyat buradan başladı. Başladıktan sonra temasını buraya kadar verebildi. Mesela dün çektim. Evet. Unmitigate işte orderlar var. Mesela orada bir miktarına kadar. Şimdi şurayı order olarak düşünmeniz lazım. Emirlerin bulunduğu yer bir miktarına kadar geldi. Daha devamı var. O yüzden en az buraya kadar bu fiyatı getirmesi lazım. Yani daha altına düşürebilir mi? Düşürebilir ama buraya kadar gelecektir bu fiyat. Devam ediyorum. Şimdi bu agresif bir giriş. Asıl bizim girişimiz şurada fiyat boss yaptıktan sonra girmek lazım. Devam ediyorum. Ki bakın stoplandı. Çok güzel olabilir. Devam ediyorum. Bir tur daha bakın. Aynı anlattığım mantık. Şimdi burada likit de alındı. Likit de alındıktan sonraki zaten burada bir konfirmasyon daha var. Şimdi onu da belirleyelim hemen. Buradan 3 kere likit de aldı. O zaman bizim için ne oldu? 3. konfirmasyonumuz. Hop. Trade. Devam. Şimdi ne yapacağız burada? Bizim için önemli nokta ne? Tekrardan likitlerin sorumlu order şu bölge. Şimdi şunu şöyle kısaltayım. Likitlerin sorumlu order şurası. O zaman abi ne yapıyoruz? Biz hemen şuraya tekrardan girişimizi koyuyoruz. Şöyle. Şimdi şu bölgemizi kapatıyorum. Benim için önemli olan neresi oldu? Şurası oldu. Devam. Evet. Şimdi şunu aşağı doğru iniyorum. Şunu şöyle alalım. Birazcık daha kenara alsak daha güzel olacak. Şöyle. Heh, tamam. Şimdi burada stop olduk diye bırakmamak lazım. En çok yapılan hatalardan birisi bu. Stop olursun abi. Stopsuz bir işlem olmaz. Hepimiz stop oluyoruz. Ama bunun yanında devam edebilmeyi de görmek lazım. Evet bakın. Yapalım şimdi. Aşağı yönlü döndü. Şimdi sonra devam ediyorum. Burada. Aşağı yönlü tutacağız ama yapı aşağı yönlü döndüğü için bir tur daha yukarı gelebilir. Bir işlem fırsatı daha verirse yakalayacağız. Hop. Şimdi bakalım verecek mi burada? Evet arkadaşlar geliyor şu an bir işlem fırsatı daha. Buranın altına düştüğü an bir tur daha işlem basacağız.
Şimdi bakın neresi oldu bizim için önemli olan? Bu sefer order'ı bak. Kademe kademe atıyoruz. Şimdi şurası. Dönüş fırsatı verecek yerleri belirliyorum. Devam edelim. Şimdi bakın. Bir tur daha aşağı getirdi. Hep ters renkli mumları aldık gibi. Önemli nokta şimdi şurası oldu. Bakın çift taraflı likitte. Daha alt zaman dilimine düşemiyorum. Kusura bakmayın. Bakın buranın likittesini aldı. Şimdi buranın da likittesini aldı. Şimdi öyle bir agresif hareket gelir ki buna. Çift taraflı likitteleri unutmayın. Bakın. Bir tur daha. Tamam, çok güzel. Evet, tamam. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Kapandığı yerden ben işleme dahil olmaya çalışıyorum. Çünkü çok agresif hareket gelir buralarda. Bunlara dikkat edin. Unutmayın, çift taraflı likit de önemli bir kavram. Devam ediyorum. Bunun da hedefi burası. Bakın. Nasıl yakalandı. Ama burada işte her zaman giriş fırsatı vermez. Şurada bakın tekrardan bir test verdi. Ya buralarda böyle takip ediyorsunuz, daha alt zaman dilimine düşüyorsanız girebilirsiniz. Ya da direkt market emirde olabilir. Agresif bir hareket gelir. Sonra şimdi fiyat ne yapacak? Şurada size anlattığım, demin çizdim ya işte trendleri, hani daha üst zaman dilimine gelir falan, aşağının ne kitlesini alır. Şimdi ona başlayacak fiyat. Ama ne zaman başlayacağını anlarız, bunu da söyleyeyim. Şu alanda dönüş verirse. Devam ediyorum. Bakın şu aşağıyı likit olarak bıraktı. Şimdi bakın burası likit olarak bıraktı. Bir yükseliş verdi. Şuradaki base bölgeyi de kırdı. Şimdi derler ki ya bu fiyat gidebilir bak. Bize yükseliş mi verdi ama hala yapımız aşağı yönlü. Bekleyeceğiz. Şu an likitte kurgusunu yapıyor. Niye yapıyor? Şu alanda bir likitte yok. Yani böyle agresif düşüşlerde birazcık beklemek lazım. Devam. Bak. Şimdi şu alan. Ne yapacağız? Şuranın üstüne çıkarsa işleme bakacağız. Bu arada şimdi size bir şey daha söyleyeyim. Konseptlerden bahsettik ya şeyin başında. Anlatmıştık konsept bilirsiniz diye. Şimdi bizim bir QML'imiz var değil mi? Şu şekilde çift taraflı işlem modülü. Şimdi burada biz ne bekliyoruz abi? Şöyle şuraya geldiğinde biz short bekliyoruz değil mi? Aşağı yönlü. Şu alanda bakın. Şimdi QML'i gösteriyorum size. Umarım görebilmiş, gösterebilmişimdir. Şu alanda bakın yani şurası bizim için bir QML seviyemiz değil mi şu an? Şuradan tepki vermeyecek. Şimdi şu an geldiği yerden biz aşağı yönlü dönmesini beklememiz lazım bunda. Şimdi bunun rengini de değiştireyim. Bunu da ne yapalım biliyor musunuz? Mor kutu yapalım. Bunu da mor kutu yapalım. Şimdi bu bölgede biz aşağı yönlü dönmesini bekleriz ama biz bir demand bölgedeyiz. Şimdi bu bölgede biz bekleyeceğiz. Neyi bekleyeceğiz? Fiyatın ne yapacağını bekleyeceğiz. Ne yapmış? Evet çok güzel, tamam. Tepkisini de almış. Şimdi buradan bize aşağı yönlü bir işleme bakabiliriz. Ama baktığımız işlem demand bölgede olduğu için bizi stoplayabilir. Çünkü önemli bir bölge belirledik. Bakın şurada. İlk belirlediğimiz bölge. Allah ne yaptım? Heh, tamam. Önemli bir bölge belirledik. Tekrardan şu şeyi göstermek istiyorum. QML seviyesini. Şimdi bizim için şurası QML seviyesi ya. Eğer bu fiyat burada hani atıyorum tepki görür ya da görmez. Sonra yukarı çıkarsa şuradaki başını, baş seviyesini kırarsa burası QML değil de QMM olur. QM manipulation. Şimdi bu böyle olduğunda fiyat bu bölgeden tepki alır ve yukarı gitmek ister. Aynı QML gibi çalışır. Sadece kırdığı için ters yönlü burayı flipler. Bugün de bu telefon hiç susmadı ya. Bir saniye arkadaşlar, kusura bakmayın. Şunu bir sessiz alayım. Evet. Bu QMM seviyesinden tepki alır, tekrardan geri döner. Şimdi burada hani çok konsept kullanmasam da bunu göstermek istiyorum size. Buradan şimdi fiyat tepkisini aldı.
Daha kırdı değil. Bakın şurayı kırması lazım. Burayı kırması lazım. Zaten biz swing biliyoruz. Swing bildiğimizde ne olacak abi? Bak geliyor. Swing'imizi oluşturuyorum. Yukarı yönünü kırarsa yapı yukarı yönünü tekrardan döner. Şimdi şurası karakter değişim noktamız. Bizim burayı kırması lazım bu fiyat. Kırdı mı? Kırdı abi. O zaman biz QMM seviyemize giriş. Buranın altına da stopumuzu koyuyoruz. Nereye kadar? Biz şimdi yukarıda nerede açık bölge belirledik? Açık kalan alanımız şurası. Bakın yukarıdan düşerken belirledik o alanı. Şimdi buraya kadar işle o zaman. Buraya kadar da bunu tutacağız. Değil mi? Bakayım mı? Şöyle. Evet, burası ideal. Devam. Hadi oğlum. Bakın şimdi swingleri takip edelim. Stop taşıya taşıya gidelim bunda bu arada. Şimdi swing low'umuz burası. Tamam mı? Devam ediyorum. Daha stopumu taşımadım girişimin altında olduğu için. Şuranın üstüne çıkarsa stopumu taşıyacağım. Devam. Evet şimdi ne yaptı? Yapımız yukarı yönlü döndü. O zaman stopum benim burada artık. Devam ediyorum. Şöyle şunu uzatalım. Çıkardım üstüne. Çıkardı. Tamam. Stopum burada. Swing low'um. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet, şimdi stopum şu alanda. Değil mi? Şu alanda. Devam ediyorum. Evet, şimdi stopum şu alanda. Evet, TP'lendi. Bakın, işlemi TP'ledik. Şimdi burada tekrardan swing'imizi çiziyorum. Stopum şu alandaydı, swing low'um. Bunları belirledik. Aşağı yönlü kırılım gelirse nereye kadar? Şu ilk belirlediğimiz günlükteki düzeltmeye kadar işleme bakacağız. Devam. Şimdi burada ne hareketler yapacak? Bakın şuradan bir likitte kurgusunu gördük. Devam. Şimdi bu bölgeyi flipliyor büyük ihtimalle. Evet. Hadi. Bakın şu an dağıtım evresinde. Zaten bunu anlarsınız. Hani fiyat bir hep aşağıya alıyor. Şimdi büyük ihtimalle yukarıya alacak. Bak yukarıya aldı. Çok güzel. Artık işleme girersek burası bizim stop noktamız. Bir tur daha mı flipleyeceğim? Evet. Bakın şimdi kırılımdan sorumlu order'ımız bizim neresi? Şu alan. Şimdi ben bu alana giriş koymak istiyorum. Şuraya da stop. Şuraya da koyabilirim ama daha güvenli olsun. Bir tane zaten stop yaptık. Şu yukarıda. Gerek yok stoplara daha fazla. Şimdi buradan işlemimizi şuraya kadar tutmamız lazım. Açık bölgemiz. Devam ediyorum. Bu alana kadar. Hadi bakalım. Hop. Ne yapacaksın? Bakın bir tur daha mesela şurada likit de aldı. Aslında burada bir tur daha deneyebilirdik işlem. Likit de aldı. Şimdi bu likit de aldığı için aslında buradaki ordu şu an bizim için kıymetli olabilir. Ya şuraya mesela şöyle bir tur daha mesela işlem atabilirsiniz. Buranın üstüne. Ama biz daha güvenlisini yapalım. Daha güvenlisini yapalım. Şuranın altına düştüğünde işlem alalım. Çünkü teması var. Daha alt zaman diliminde burası test bölgesi. Bakın. Likitte salınmış order da oluşturdu. Daha güvenli. Evet altına düşürdü. Verirse bir turda şuradan işlem almak istiyorum. Şöyle. Şuranın üstüne çok geçeceğini düşünmüyorum. Devam.
15 dakikada takip edelim. Hop, ne yapıyorsun? Stoplandık, olabilir. Sorun değil. Bir tur daha bakalım. Niye stoplandık? Şuraya güvendim likitlesi alındı diye ama dedim ya hani şurada mesela likitte alınan bölge üstüne koyalım. Agresif davranmayalım diye agresifliğe gittim. Eğer mesela şöyle koysaydım stopumu hiç sorun yaşamayacaktım. Bu da çok güzel bir örnek oldu. Devam. Bazen agresif olmamak gerekiyormuş. Böyle giden bir işlemi kaçırabilirsiniz. Olsun, bir tane işlemimiz var 9 aylık. Devam ediyorum. 15 dakikada takip edelim. Çok da uzatmayayım videoyu. Şimdi şunu şöyle yapalım. Devam. Devam. Bakın swingleri takip edelim. Swing ayın. Şimdi buranın altına düşmeli daha. Sonra tekrardan swing ayım. Devam ediyorum. Şimdi bakın. Bir anda bir hacimli bir düşüş geldi. Hacimli bir düşüş geldi ve yapı aslında şurada yukarı yönlü döndü. Ama bu tarz hareketlerde swing taşımamak lazım. Çünkü şuralara bir düzeltme vermek isteyecek bu fiyat. Boşu boşuna işlemi kapatmış oluyoruz. O yüzden hala benim olabilite swing ayım burada. Stop noktam da burada. Şurada yani. Şu 9 aylık işlemi. Devam ediyorum. Normalde işlem açardım ama şu an bir tane burada stopum var diye. Daha doğrusu iki tane stop oldu. Şu an burada çok işlem açmak istemiyorum. Ama bakın tekrardan çift yönlü likitte geldi burada. Şimdi burası büyük ihtimalle çift yönlü likitte olacak. Nasıl çift yönlü likitte olacak onu göstereyim size. Şöyle 30'da ya da 1 saatte birinde likitte olarak kaldı. Aynen bakın şu aşağısı. Şöyle gösterirsem. Şimdi burası önemli bir şey. Tekrardan agresif bir hareket gelebilir. Devam. Bak bu sefer getirmedi mesela. Çok güzel. TP'ye geldik mi? Evet. Bak TP'ye geldi. Bu işlemle TP'lendi. Bu işlemimiz de TP'lendi. Şimdi buradan yukarı yönlü bir işleme bakacağız. Şöyle. Şimdi şuranın altında kapanışımız var mı? Buranın altında bir kapanışımız var. Şuranın üstünde de bir swing high'ımızı belirleyelim. Swing high. Şimdi fiyat buranın üstüne çıkarsa biz yapıyı tekrardan yukarı yönlü ele alacağız. Evet, şimdi bakın fiyat yukarı yönlü çıktı. Şimdi burada önemli noktamız ne? Tekrardan mesela QMM seviyesi gibi bakalım. QMM seviyesi gibi bakalım buraya. Şu alan, değil mi? O zaman biz ne yapacağız abi? Hatta bakın şöyle bir şey daha var. Burada mesela çift yönlü bakacaksanız şurası daha alt zaman dilimine göre bir QMM'dir. Şu seviye tamamen. Nasıl? Hemen onu da göstereyim. Şöyle bir 5'e düşebilir miyim? Bak. Fiyat geliyor. Aşağıya alıyor. Yukarı alıyor. Aşağı düşürüyor. Yani şurası aslında bir QMM seviyesi olacak. Niye? Buradan biz ne bekleriz? Fiyat buraya geldiğinde aşağı gelmesini ama fiyat buraya geldiğinde bir tip aşağı tepki verse de şu alandan bir tip aşağı tepki verse de buradan tekrardan yapımızı yukarı yönlü çeviriyor ve buradan temas alması lazım şu an QMM seviyesinden. O yüzden QMM seviyesi burası daha garanti şu seviye ama gidip de stopumu şuraya koymayacağım. Size belirlediğim şuradaki ilk dediğim QMM seviyesine koyacağım. Buraya temas vermiş ama sorun değil. Yani şuraya koyacağım. Normalde şunu yapsaydık stopumuzu buraya koyacaktık. O yüzden daha güvenli olanı yapıyorum. Çünkü agresif takılarak şurada stop olduk. Gerek yok. Size güvenli olanı göstereyim. Şimdi bunun hedefi neresi? Şimdi bakın. Asıl güzellik burada başlıyor. Niye burada başlıyor biliyor musunuz? Çünkü biz artık trend yönündeyiz. Hem de günlüğün trend yönünde. Günlüğün trend yönündeyiz. O yüzden bizim hedefimiz artık şu bölge. Hedefimiz likitte. Burası. Şöyle 15 dakikada atalım bakalım ne yapacak.
Sonra çıkarız 4 saate. Hadi oğlum. Aldın mı bizi? Aldı. Bakın tam bölgeden geliyor. Görüyor musunuz? Devam ediyorum. Hop. Ne yapıyorsun? Heh, tamam. Aslında bakın şeye de getirdi fiyat. Şurada belirlediğim bölgeye de getirdi. Buradaki QMM'e. Ama ben çok riske girmek istemedim açıkçası. Zaten uzun tutacağımız bir işlem. Şimdi şöyle 1 saatte takip edelim. Yapıyor. Daha hızlı gitsin. Devam. Çok güzel. Çok güzelsin. Evet. Evet, ne yapıyorsun? Şöyle 4 saate geldim. Düzeltmeye geldi. Hop. Ya da 1 saatte zaten çıkıyormuş. 1 saatte tekrardan gösterelim. Evet. TP'lendi işlemimiz. Şimdi şu düzeltme niye geldi? Şu ilk başta anlattığım, hani şurada çizip anlattığım bir olay vardı ya, buydu aslında. O yüzden burada da aslında 15 dakikaya düşüp, 3 dakikaya düşüp şuradan birkaç tane daha işlem alınabilirdi. Diyorum bakayım mı? Of, 30 dakika olmuş yine. Ben kendimi susturamadım. Uzun uzun çektik yine videoyu. Teşekkür ederim. Bu videonun mantığı da böyle. Umarım şuralardaki olayları anlamışsınızdır. Mantığı anladığınız sürece devamı gelecektir. Ben inanıyorum. Mantığı anlayın, kolaylaştırın. Başka diyebileceğim. Bir de. Şimdi mantığı anladınız ama tek zaman diliminle kalmayın. Çünkü tek zaman diliminde kaldığınızda, atıyorum siz şuradan mesela burayı yakaladınız diyelim 15'te. 15 hem de şu bölgeyi yakaladınız. Kırılımı burada yakaladınız. Ama siz nerede çıkardınız biliyor musunuz? Şuradaki ilk şu düşüş mumunu gördüğünüzde şurada çıkardınız. Tek zaman dilimine bağlı kalırsınız. O yüzden bunu da yapmayın. Emin olun işlemleriniz çok daha güzel gidecek. Teşekkür ederim. Birkaç gündür de diyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.